tüm dünyanın bittiği noktada buzulların ve karanlığın içinde gizemli kıta. Hakkında onlarca farklı iddia var. Uzaylılar ve UFO'lardan boyut dünyanın girişine, farklı kıtalardan orada saklanmakta olduğu iddia edilen yıldız geçitlerine kadar. Tüm insanlığın gözlerinden uzak bu kıtada neler oluyor? Haydi, başlı başına bir gizem labirenti olan, sırlarla dolu Antarktika'nın derinliklerine beraber dalalım. Antarktika, Güney Yarımküre'nin en güneyinde bulunan kıtadır. Afrika, Güney Amerika ve Okyanusya'nın güneyinde olan kıta, 14 milyon kilometre karelik bir alana rağmen içinde ülke bulunmayan tek büyük kara parçasıdır. Aynı zamanda da dünyanın en kurak yeridir. Kıtanın bazı yerlerinde 2 milyon sene yağmur yağmamıştır. Charles Fickes tarafından ilk kez 1840 yılında keşfedilen kıta, 2000 metrelik bir buz tabakası ile zırh gibi örtülmüştür. Toplamda 24 milyon kilometre küplük buz kütlesiyle yeryüzündeki tüm buzların %92'si sadece bu kıtada yer almaktadır. Aynı zamanda dünyanın en soğuk yeri olan Antarktika, yazları -30, kışları ise -50 derece sıcaklık ortalaması ile hiçbir canlının yaşamasına uygun bir ortam değildir. Kıtadaki en düşük sıcaklık ise -89.2 derece ile 21 Temmuz 1983'te Rusların Vostok istasyonunda kaydedilmiştir. Hemen hemen hiçbir canlının ve insanın yaşamadığı bu bölgede sadece 29 ülkeye ait 101 adet araştırma istasyonu bulunmaktadır. Milyonlarca kilometre boyutunda sadece buzların olduğu bu gizemli kıta hakkında ilk tuhaf iddialar ise ilk kez 1939 yılında Hermann Göring önderliğinde Almanların 3 denizaltı ve 5 gemiden oluşan bir keşif birliğini kutuplara göndermesiyle başlar. Bu gönderilen birlik bölgede birçok çalışma yapmıştır. Hatta tarihler 1940'ı gösterdiğinde Hitler bizzat imzaladığı bir belgeyle Nazilere ait 209 bordro numaralı U-Boot tipi denizaltıyı bölgeye Wolfslot üssünü kurmak için yollamıştır. Bu dönemde Nazilerin oyuk dünyanın girişini bulduğu ve üssün buraya konuşlandırıldığı daha sonra CIA tarafından belgelenmiştir. Aynı zamanda o bölgede karşılaştıkları ilk dünya dışı ya da iç dünyadan gelen ırk ile bir çalışma içine girdikleri de Hikejump operasyonunun başlamasıyla kanıtlanır. Çünkü tarihler 6 Mayıs 1945'i gösterdiğinde Almanya kayıtsız şartsız teslim olmuştur. Ancak bu üssün halen çalışmalarını sürdürdüğü ve teslim olmadığı belgeler dikkatle incelendiğinde ortaya çıkar. Bu gelişmeler üzerine o dönemin Amerikan Başkanı Harry Truman'ın emriyle Amerikan Deniz Kuvvetleri çok gizli ibaresiyle 26 Ağustos 1946'ta Operasyon Hikejump'ı başlatır. Operasyon gücü 13 gemi, 33 uçak ve 4700 personelden oluşuyordu. Ancak Amerikan kuvvetleri üssün yakınlarına geldiklerinde denizden çıkan uçağın dairelerinin saldırısına uğrar. Bu uçağın dairelerinin üzerinde ise dikkatlerden kaçmayacak şekilde gamalı aç sembolleri vardır. Bu da Almanların o dönemde diğer varlıklarla teknolojik bir işbirliğine girdiğinin en önemli kanıtlarından biridir. Toplam 18 personel, 3 gemi, 8 uçak kaybeden filo geri çekildiğinde ise ilk kez Antarktika hakkında tuhaf söylemler basında yer bulmaya başlar. 19 Şubat 1947 tarihinde Operasyon Hikejump'ta yer alan ve geri dönmeyi başaran Amiral Byrd'ün verdiği ifadeleriyle ortalık fena halde karışır. Amiral, yaptığı keşif gezisi sonucunda buzların ve dağların ardında ağaçların ve ormanların olduğu bir alana ulaştığını, ardından ise bir güç tarafından buraya indirilip kendisiyle konuşulduğunu basın mensupları aracılığıyla duyurmuştur. Bu konu hakkında daha detaylı bilgiler Oyuk Dünya Kuramı adlı videomda mevcuttur. Ancak amiralin anlattıklarından sonra esrarengiz bir şekilde deli damgası alması, hastaneden çıktığı gün ise öldürülmesi, anlattıklarının bazı odakları kızdırdığını açıkça göstermiştir. Amiral, buzulların ardında Amerika'dan daha büyük bir kıta olduğunu söylemiş, bu iddiası da Oyuk Dünya kuramcılarının en büyük dayanıklarından bir tanesi haline gelmiştir. Aslında amiral bu sözleriyle düz dünyayı kastetmemiştir. Çünkü kendisi gizemli bir güç tarafından oyuk dünyanın içerisine çekilmiştir ve tasvir ettiği her şey de oraya aittir. Zaten düz dünya kuramcılarının söylemlerine göre Van Allen adı verilen kuşak bir uçak ile geçilemez. Bu, amiralin düz dünya ile bir ilgisi olmadığını gösteren önemli kanıtlardan biridir. Tarihler 1955 yılını gösterdiğinde ise Amerikan kuvvetleri Deep Freeze adlı ikinci bir operasyon başlattılar. Bu operasyonu büyük bir gizlilikle yürüten Amerika, 3 yıl sonra elde ettiği bulguları gizlemek adına dünya ülkeleriyle Antarktika Anlaşması'nı imzaladı. Anlaşmanın amacı kıtanın kimseye ait olmadığını kabul etmek, araştırma harici yerleşik bir kurumun bölgede bulunmasını engellemek ve bölgede hiçbir ülkenin asker bulundurmamasını sağlamaktı.
Böylece dikkatleri iyice üzerine çeken Antarktika, büyük bir gizlilik içinde araştırmaların merkez üssü haline geldi. Amerika'nın kurduğu araştırma üslerinde ise dönemin KGB ajanlarından sızdırılan bilgiler dışında neler yapıldığına dair hiçbir belge yoktu. Hatta 1978 yılında Antarktika'ya NASA'nın eğitim için gönderdiği astronot Jimmy Graham, bu üslerde bulunduğunu ve Antarktika'da gizlenen sırlardan birçoğunu gördüğünü anlatmıştı. Ne oldu diye soran ailesine, anlatamam yoksa siz de tehlikeye girersiniz diye cevap veriyormuş sadece. Zamanla Jimmy Graham'ın duygusal gelgitleri daha karmaşık bir hal almış, bakışları değişmiş, aile tüm bu olanları unutmak için İskoçya'ya geri dönmüş ama Graham CIA tarafından takip edildiğini, telefonlarının dinlendiğini söyleyip duruyormuş. Yıllar ilerledikçe şizofreni belirtileri göstermeye başlarken ailesi nihayet Antarktika'da neler olup bittiğine ilişkin ağzından birkaç kelime alabilmiş. Eğitim sırasında gizli bir nükleer bölgeye girdiğini, Amerikan Gizli Servisi CIA'nin kendisinin gördüklerini, işittiklerini unutması yani sessiz kalması için de bazı kimyasallarla etkisiz hale getirildiğini söylemiş kar adam lakaplı astronot. Bir tür beyin yıkama ameliyatı olan lobotomiye de maruz kaldığını söyleyen Graham, kendisine verilen kimyasalların akıl hastalığına yol açtığını iddia ederken, karanlık bir odaya kapanıp kendi kendine mırıldanması, duvarlara bazı şifreler karalaması, ailenin aklına doğru mu söylüyor acaba sorusunu iyiden iyiye yerleştirmiş. Peki Amerika buradan ne saklıyordu? Aslında çok gözler önünde ama bir o kadar da gizli bir istasyon, saklanan her şeyle direkt olarak bağlantılıydı. 1258 kişinin yaşadığı, her gün kargo uçak seferlerinin yapıldığı, kendi nükleer tesisine sahip 100 binadan oluşan devasa ama aynı derecede sessiz çalışan bir istasyon. MC Murdo Kutup İstasyonu atmosfer ölçümlerinin ve hava kirliliği ile ilgili incelemelerin yapılması için kurulduğu söyleniyor. Ancak bugüne kadar burada yapılan astronomi ve astrofizik araştırmalarının sonuçları ya da raporları asla kimseyle paylaşılmadı. Ancak hakkında o kadar çok iddia çıktı ki bunlar kitaplara ve filmlere konu oldu. Hollywood yapımı Stargate SG-1 dizisinde MC Murdo İstasyonu dünya birlikleri için bir üs olarak gösterilirken 80 km uzağında ise kayıp kıta Atlantis döneminde kullanılan dünyadaki ikinci yıldız geçidi bulunuyor. Peki gerçekten Antarktika'da bir yıldız geçidi var mıydı? Bu sorunun cevabını bulmak için biraz uzaklara, hatta şu anki Irak sınırlarına gitmemiz gerekecek. Birinci Dünya Savaşı son bulduğunda ve Irak toprakları İngiliz sömürgesi altına girdiğinde dönemin arkeologları o bölgede çokça incelemeler yapmıştır. 1931 yılında Sümerlilerin bir zamanlar hüküm sürdüğü bu topraklardaki eski yazıtları ve tarihi eserleri 20 yıl boyunca inceleyen arkeologlar en sonunda dünyada bulunan iki yıldız geçidi hakkında önemli bilgilere ulaşmıştır. Buradan alınan bilgiler ve daha sonra Deep Freeze operasyonu ile Antarktika'da yapılan geniş incelemelerin sonucunda yıldız geçidinin yeri belirlenmiş ve onun bulunduğu noktaya MC Murdo istasyonu kurulmuştur. MC Murdo istasyonunun Antarktika'da bulunan tek nükleer tesise sahip olmasının sebebi de yıldız geçidi üzerinde gerekli incelemeleri rahatça yapabilmek ve onu çalışır hale getirmektir. Steele Paulo'nun 2001 yılında çıkardığı Deşifre adlı kitapta da MC Murdo'da aslında Atlantislerin bıraktığı ve tüm dünyadan gizlenen dünya kodunun deşifre edilmeye çalışıldığı anlatılıyor. Peki bu kodun yıldız geçidiyle bağı neydi? Yıldız geçidini keşfeden araştırmacılar 20 milyon dolarlık bir yatırım yaparak uzun yıllar cihazın üzerinde çalışmışlar. Onu incelemişler fakat nasıl çalıştırılacağını dahi çözememişlerdir. Ancak geçidin kullanımı hakkında varılan kanıya göre elinizde bir rehber olmadan seyahat etmek imkansızdı. Yani geçit açılsa bile gideceğiniz yerin kodunu bilmiyorsanız nereye gideceğinizi belirleyemezdiniz. Bu sebeple de kitapta bahsedilen kod aslında yıldız geçidini kullanmak için gerekli olan gizli bir rehberdi. Yıllarca yapılan incelemeler neticesinde CIA bu konuda toplam 80 bin sayfadan oluşan bir arşiv hazırlamıştır. Bu belgeler içinde en ilginçleri ise Antarktika'da bulunan bu yıldız geçidinin incelenmesinin ardından yaklaşık 1-1,5 milyar yıl yaşında olduğunun ortaya çıkması ve üzerindeki bazı materyallerin dünyada hiç bulunmadığının göze çarpmasıdır. Bu da geçidin dünyanın ilk evresinde yani birinci zaman olan Paleozoik çağda dünya dışından getirilip oraya konulduğunu gösteriyor. Bu dönem dinozorlardan bile milyonlarca yıl önce ilk bakterilerin oluştuğu ve dünyanın tek bir kıta olduğu Pangea evresine denk gelmektedir. Yıldız geçidini dünyaya hangi ırkın yerleştirdiği, daha önce çalıştırılıp çalıştırılmadığı ve neden burada olduğu hakkında ise herhangi bir bilgi yoktur. Ancak McMurdo istasyonunun gizemleri sadece yıldız geçidiyle de sınırlı değildir. Dark Star ve Alien filmlerinde McMurdo istasyonu bir uzay trafik kontrol merkezi olarak gösterilmiştir. Bunun dışında John Carpenter'ın The Thing filminde de adı geçen istasyon, buzların altında bulunan tuhaf bir uzaylının incelendiği yer olarak karşımıza çıkıyor.
İstasyon hakkındaki daha detaylı bilgiler ise Amerikalı yazar Kim Stanley Robinson'ın Antarktika adlı kitabında yer almaktadır. Ancak sırları bunlarla da bitmeyen Antarktika, son yıllarda Rus araştırma görevlilerinden gelen bir iddia ile gündeme oturmuştur. Şubat 2012'nin başında Rus Antarktika seferi üyeleri 30 yıldan fazla süren bir proje olan Vostok Gölü'nde 2 kilometreden fazla kalın buz sondajı yapmış ve 3700 metre buzun altında bulunan bu göle ulaşmayı başarmıştır. Buz tabakası tarafından uygulanan basınç nedeniyle 15 milyon yıl boyunca izole edilmiş tatlı su içeren bu göl 3507 adet organizmanın genetik izini taşıyordu. Bu organizmalar yapılan RNA ve DNA eşleştirmesi yöntemiyle türlerine göre sınıflandırıldıklarında %94'ünün bakteri düzeyinde olduğu anlaşıldı. Geri kalan %6'lık bölüm ise tek ve çok hücreli bazı organizmalar ile funguslara ait DNA parçaları içeriyordu. Bu %6'lık kısım dikkatle tekrar incelendiğinde tarih öncesi tatlı su dinozorları, balıklar, deniz kabukluları ve halkalı solucanların sindirim sistemlerinde bulunan yapılara oldukça benzediği rapor edildi. Bunun üzerine Rus araştırma görevlileri gölün karanlık ve bilinmeyen bölümlerini incelemek üzere Dr. Sergey Bulat önderliğinde 8 kişilik bir ekip kurdu. Bu ekip bu sondajının açtığı yol ile göle dalışlar yapıp incelemelerde bulunmuştur. Ancak ekip üyelerinden Dr. Vindagrav'ın ölümü ile sonuçlanan bu keşifler buzların altındaki gölde bulunan bir yaratığı da açığa çıkartmıştır. Organizma 46B olarak adlandırılan bu yaratık 14 kola sahip, zehirli, mürekkep fışkırtabilen bir ahtapot cinsidir. Bu yaratık aynı zamanda ahtapotların sahip olduğu Chromatorps adı verilen renkli pigmentlerin değiştirme özelliğini bir ileri seviyeye taşıyarak karşısındaki canlının şekline bürünme yeteneğine de sahipti. İyi hazırlanmış bir tuzak yardımıyla yakalanan organizma 46B Rus ekip tarafından incelendiğinde kesilen bir uzvun kendi kendini yenileyebildiği, hatta uzuvların bir dizi nörona sahip olduğu için yeni bir organizma bile oluşturabileceği kanısına varılır. Ancak Rus hükümeti olayın duyulmasını istemez ve Vostok Gölü'ne açılan deliğin kapatılmasını emreder. Bu gelişmelerin ardından 2017 yılında bilimsel ziyaret adı altında Rusya Devlet Başkanı Putin de bölgeyi ziyaret etti. Bölge Google Map haritalarıyla incelendiğinde karşımıza birçok tuhaflık çıkmaktadır. Eğer bugün 66 derece kuzey, 99 derece güney koordinatlarına bakacak olursanız karşınıza 30 metre yüksekliğinde ve 90 metre genişliğinde kapak benzeri bir oyuk çıkar. Google Earth üzerinden bu yapının boyutlarını hesaplayabilirsiniz. Bunun yanı sıra aynı bölgede yer alan iki benzer kapak daha vardır. Koordinatları videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Ancak şu an Google Earth üzerinde bu bölgeler sansürlenmiştir ve girişler gözükmemektedir. Bunun yanı sıra Antarktika'nın hemen yakınlarında bulunan South Georgia ve South Sandwich adalarındaki 54 derece güney, 11 derece batı koordinatlarına bakacak olursanız 954 metre sürüklenmiş ve kar üzerinde açık izler bırakmış bir gök cismi kazasını rahatlıkla görebilirsiniz. Antarktika'da sıkça görülen manyetik anomalikler de bu gök cisimleriyle bağlantılı olduğu söylenmektedir. Wilkesland yerçekim anomalisi adı verilen bu olaya devasa bir objenin sebep olduğu düşünülmektedir. Obje yaklaşık 245 kilometrelik bir alana yayılmış ve derinliği de 848 metreyi buluyor. Kimileri bu obje için yıllar önce düşmüş bir göktaşı derken bazı komplo teorisyenleri ve UFO araştırmacıları ise Mars'ta yaşayan ilk insanların ya da uzaylı bir ırkın dünyaya geldiğinde araçlarını buradaki buzların altına sakladığını iddia eder. İddia edilen gömülü araçlarda Antarktika bölgesinde sürekli olarak manyetik anormallikler yaratmakta ve pusula, navigasyon gibi cihazları bozmaktadır. Bu koordinatlar dışında Google Map'ta açıkça gözüken tuhaf cisimler, piramit şeklinde yapılar ve donmuş insan bedenlerine benzeyen cisimler de mevcuttur. Bunca sırra rağmen bugün Antarktika'ya gitmek mümkündür. Yaklaşık 10.000 euro değerinde bir tur eşliğinde ister uçak yoluyla isterseniz de Şili üzerinden deniz yoluyla kıtaya seyahat edebilirsiniz. Hatta bunun için herhangi bir vizeye dahi ihtiyacınız yoktur. Ancak belirlenen rotanın dışında herhangi bir şey olmadığı iddia edilen bu buzlarla kaplı kıtada kafanıza göre dolaşmak ve seyahat etmek neredeyse imkansızdır. Doğal koşulların başlı başına bir engel olmasının yanı sıra bölgede araştırma yapan ülkeler de buna asla müsaade etmeyecektir.